Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeleri artık açık alanda takmayabiliriz dedi. Evet. Siz takıyorsunuz. Bu onu dikkate almadığınız zaman yoksa kendinizi korumak amaçlı? Korumak için. Bak kimse yok mu yanına benim? Ben tek başıma oturuyorum burada mesela. Toplum içine de girebilirim. Girmiyorum. Girmeyi istemiyorum yani. Evet. Peki düşünceniz nedir? Maskelerin çıkartılması doğru bir karar mıydı? Ya şimdi herkes kendini bilmesi lazım. Doğru tabii, doğru değil. Doğru değil olmayı, tam gitmiş değil hastalık. Ama doğru değil ama işte herkes kendine dikkat etmesi lazım bir de. Hani sadece Fahrettin Koca'nın demesine bakmamak lazım. Maskeler çıkarılırsa daha fazla hastalık çoğalır. Şu an maskelerin kaldırılması, açık alanda zaten maske kullanılması pek de hoş değildi. Zaten temiz havadayız. O uygun oldu. HES kodu da her girdiğimiz yerde HES kodu soruluyordu. Onun da kaldırılması güzel oldu. İnşallah sağlıklı günlerde yeniden buluşuruz. Zaten çoğunlukla kullanmıyorlar. Yani bilmiyorum ama doğru bir karar da değil gibi geliyor bana. Çünkü yani nerede ne olacağı belli olmuyor. Çünkü insan, ben mesela kayınvalidemin bir hapşırmasıyla Covid oldum. Yani insanlar dikkat etmiyor. Yani dikkat edilse kaldırması güzel ama dikkat etmiyorlar. Bence şimdi bilim kuruluyla beraber ortak bir açıklama yaptılar bence. Şimdi günümüzde korona diye bir illet var. Hani bir hastalık var. Ama tabii ki onların vermiş olduğu takdir, karar sonuçta. Bilim kuruluyla beraber vermiş olduğu bir karar. Maske ne kadar hayat kurtarabilir? Şimdi HES kodu uygulaması kalktı. Bence HES kodunu kaldırmaması gerekiyordu. Çünkü temaslı kişilerde, yani hastalık ne kadar, işte bende var mı, arkadaşımda var mı, bunu bilemiyoruz. Çünkü virüs dediğimiz olay gizli bir şey. Hani böyle dışarıda da geziyor, içeride de geziyor. Yani ne kadar sağlıklı olur? Maske kuralı bence açıkta bir şey değil. Yani açıkta takıp takmamız önemli değil ama bence kapalı alanlarda, işte dolmuştu, hattı, hastane gibi resmi kurumlara takılmasını öngörüyorum. Yani şimdi HES kodu sorgulaması yok. Şimdi ben arkadaşımla geziyorum ama belki de şu an virüslü. Önü şu an kesildi yani. Bence şu an en azından bir fındık ayına kadar, şöyle Ağustos'a kadar falan devam etmesi gerekiyordu bence. Yani çünkü şimdi maske kalktı, dolmuşa biniyorsun yine maske takıyorsun. Maske kalktı, AVM'ye giriyorsun yine maske takıyorsun. Kafelerde de öyle. Ben yolda yürürken taksam bunu takmadım. Şimdi ben biriyle selamlaşsam virüs bulaştı. Ya bence erken oldu. Maske varken de zaten kimseye bir şey uymuyor ki. Herkes zaten iç içe, kahveler iç içe, restoranlar iç içe. Herkes iç içe. Sokaklar yasak olsun. Zaten şu anda yasak var ama yasak devlet hastanelerinde, bütün hastanelerde, sağlık kuruluşlarında yasak yok. Takmak zorunlu şu anda. Sadece buralarda zorunlu. Açık alanda zorunlu değil. Kapalı alanlarda oturuyorsam da mesafe varsa orada da zorunlu değil. Doğru mu? Zaten birbirimize yaklaşmak, birbirimize nefesimiz geçmesi zaten bir zarar değil mi? Normalde de zarar değil mi? Bence yanlış. Yanlış yani. Herkes kendini korumalı. Yani ben kaldırmam, takarım. Maskenin kaldırılması doğru. İnsanlar nefes alıyor, rahatlıkla oluyor. Zaten psikolojisi insanların bozuldu. Maskeydi, aşıydı, şuydu, buydu. İnsanlar bir rahat nefes almak istiyor. Yani. Maske şu anda doğru değil ama açık hava yine iyi oldu bizim için. Teşekkürler. Maske ve HES kodunun kaldırılması olarak açıklamalarda bulundu. Sizce doğru bir karar mıydı HES kodu ve maskenin kaldırılması? Bir dakika. Ben de aynı hatayı yaptım şimdi. Bence erken. Bence erken. Tam kontrol altına alınmadan bu kararı doğru bulmuyorum. Bana göre bir süre daha olması gerekiyor idi. Maske kaldırılması, HES kodunun kaldırılması doğru bir karar mıydı? Vaka sayısı azaldıysa doğru bir karar. İnsanlar da bunalmıştı artık. Zaten çoğu bir kısım takmıyordu yani. Sokakta bile takmıyorlardı. Ama şimdi HES kodu gene sorgulanması lazımdı çünkü. Lazım. Çünkü otobüslerde, yolculuklarda şurada bilen önemli yani. HES kodu sorgulaması. İnsanlar dışarı temaslı olduğu halde bile çıkıyorlar. Aynen. HES kodu kaldırılması daha iyi. Yani burada maskenin çıkartılması ama HES kodunun devam etmesini mi? Aynen. Çünkü hani kişinin riskli bir durumu vardır. Zaten şimdi yolculuk yapacak.
diğer insanların hakkına giriyor. Yani olması.